Efendim Hanefi mezhebinin sünnetlerine uyarak dedi dinleyicimiz gusülle abdest alsam sonra başıma bir şey gelse Maliki takdir ederek o namazı kısam olur mu? Olur tabi. Çünkü Maliki mezhebinin sünnetlerine riayet edince diğer üç mezhebin farzları yerine gelir gusülle abdestle. Hatta gönlünden de ben o abdest ve gusülle Maliki olarak almıştım. Çünkü şartlar uyuyor. Efendim gözümün biri dedi protezledi. Yaş geliyor merak etme. Osman'ın da göz şeyleri yaşları tahliye eden kanallar tıkalı dediler. Açılması tam net şey vermiyor. Benim de aynı şekilde doluyor. Bazen de aynı şekilde görmeme mani oluyor falan. İki de aynı şekilde şey yapıyorum. Siliyorum. Efendim Hanefi mezhebinde ağrı sebebiyle gelmeyen gözyaşı abdeste zarar vermez. Protezle konmuş oraya. O protezden gelen şeydir. Ağrı sebebiyle değildir. Dolayısıyla abdestine bir mahsur olmaz. Son dinleyicimiz sabah namazından dedi. Bazen dedi sıkışıyoruz dedi. Hemen namaz kılıyor. Biraz sonra dedi güneş doğuyor. Namazdan sonraki o tesbih ve duayı güneş doğduktan sonra o mekruh vakitte yapılabilir mi? Yapılabilir. Mahsur yok onun. Orada sadece namaz kılınmaz. Tabii namaz kılınmaz sadece. Hatta şeyde Emir abilerden anlatırlardı. Ömürlerinin sonlarına doğru Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala tabii aynı evde kaldığı için bazen oturarak hem namaz kılıyorlar. Bazen de tesbihatı çekmek için kalkarlar mesela sandalye ve koltuğa otururlar. Tesbihleri orada çekerler. Duayı da öyle yaparlarmış. Bunu Emir abiler de anlattılar. Ben Emir abi de gördüm. Emir abi de bir ara dizleri rahatsız diye Emir abini gördüm. Demek ki insanın sıhhatli olduğu zaman var. Hasta olduğu zaman var. Dermansız olduğu dönem var. Bu dönemlere göre kitaplarda hepsi yazılmış ve gösterilmiş. Dolayısıyla bunlara göre amel etmek gerekmez. Amel etmenin bir mahsuru yok. Allah-u Teala İmam Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle söyleyeyim. Ruhsatla amel edeni de sever buyuruyor. Çünkü ruhsatla amel etmekte acizlik var. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.